Sabahlar. Tropi'nin koleksiyonu. Biz Bosfori balıkları su kayağı yapmayı çok seviyoruz. Hepimizin birer su kaykayı var. Bosfori kaykay mağazası yeni bir su kaykayı çıkardı. Çok sınırlı sayıda. Sadece 3 tane. 2 tanesi daha ilk günden satılmış. Geriye sadece 1 tane kaldı. Çok çok özel bir kaykay. Vitrinde ışıl ışıl parlıyor. Hepimiz tüm harçlıklarımızı bir araya getirdik ama ne kadar yosun forisi biriktirirsek biriktirelim olmadı. Son çare karne hediyesi olarak ailelerimizden istemekti. Ama ne annelerimizi ne de babalarımızı ikna edebildik. Geriye tek bir şey kaldı. O da biz küçük balıkların çalışıp bu özel su kaykayını alması. Biba! Tutu geldi. Benim artık gitmem gerekiyor. Yapacak çok işim var. Çok! Her şey çok güzel oldu. Oy, sadece yosun pufumuz yok. Çupa nerede kaldı? Ha? Yosun puflarını yapacaktı. İşte geldim. Hadi sepeti koy da satmaya başlayalım. Oy! Bosfori'nin en güzel yosun pufları bunlar. Oy! Gel onu da yiyin da. Çok lezzetli bunlar, çok. Ben bir tane alabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. İki yosun forisi lütfen. Teşekkürler. Yine bekleriz. Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Yosun pufu satıyoruz. Ama neden? Yeni çıkan özel Bosfori kaykayını almak için. Bir tane yosun pufu da ben alayım öyleyse. Tabii. İki yosun forisi lütfen. Aa, ama burada hiç yosun pufu yok ki. Yok mu? Nasıl olur? Çupa, sen tam 50 tane yapacağım demiştin. Şey, yaptım aslında. Peki neredeler öyleyse? Ben önce bir tadına bakayım dedim. Bir tane yedim. Sonra ilkinde bir şey anlamadım. Bir tane daha yiyeyim dedim. Kendime engel olamadım. O kadar güzellerdi ki hepsini ama hepsini yemek istedim. Kendime geldiğimde geriye sadece bir tane kalmıştı. Ah Çupa! Onları satıp kendimize su kaykayı alacaktık. Ama bir tane bıraktım sepette. Bir tanecik yosun pufuyla mı alacağız su kaykayını Çupa? Sadece iki yosun forisiyle mi? Çok üzgünüm. Özür dilerim. Ah çocuklar, üzülmeyin. Birazdan küçük bir konserim olacak. Hadi siz de gelin. Keyfiniz yerine gelsin. Buldum. Nasıl fori kazanacağımızı biliyorum. Nasıl? Çiçekler açmış baksana. Konser başlamış, hadi koşsana. Tatil kısa, her anı yaşa. Oyna doyasıya. Durma yüz sularda. Sen yaşamayacaksın da, kim eğlenecek bu meydanda? Dalgalar aşacak boyunu. Bak buldun konserin yolunu. Dalgalar aşacak boyunu. Bak buldun konserin yolunu. Bütün simitleri sattık. Sonunda o özel su kaykayı bizim olacak. Bu kadar emin olma Çupa. Sadece 80 fori kazanmışız ama su kaykayı tam 100 fori. Siz orasını bana bırakın da 80 fori yeter o su kaykayını almaya. Ama nasıl? Pazarlık yaparız da azıcık indirim isteriz, ne olacak? Balonum kaçtı. Aa, balonu kaçmış. Kim de almıştım. Ay, bir tane daha alırsın, üzülme. Alamam. Teforim bitti. Oy, kıyamam sana da. Bizim forumuz var. Üzülme küçük Çupra. İstersen yeni bir balon alırız gerçekten sana. Gerçekten mi? Tabii canım. Hem de bir tane değil, tam iki tane. Peki büyüklerinden olur mu? Olur da hangi renk olsun? Mavi ve kırmızı. Büyük olan balıklardan mavi ve kırmızı olanı alabilir miyiz Baloncu amca? Elbette, buyurun. 20 fori lütfen. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ay, ne tatlı bir yavru balıktı. Bana da
sıkılır mısın? Bana da. Bana da. Bana da. Ben de istiyorum. Bana da. Tamam tamam. Hepinize alacağız. Hepinize. Mavi istiyorum. Ben kırmızı. Yeşil. Mor. Bana da kırmızı. Sarı. Pembe istiyorum. Hepinizi aldık. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Canım balonum. Canım balonum. Tüm küçüklere balon aldığımıza göre artık su kaykayını almaya gidebiliriz. Hadi gidelim. Bir an önce su kaykayını almak ve dalgalarla sörf yapmak istiyorum. Şimdi kaç forumuz vardı bizim? Pazarlık yapacaktık değil mi? Biz ne yaptık böyle? Kazandığımız tüm forileri harcadık. Canım balonum. Yazıyor, yazıyor. Tropi'nin büyük yarışını yazıyor. Yarışı kazanana özel su kaykayını ödül olarak veriyor. Özel su kaykayı mı? Yarış mı? Ay, gidelim de. Bu son fırsatımız. Sevgili Bosfori halkı, bugün sizlerle çok özel bir koleksiyonumu paylaşacağım. Su kaykayı koleksiyonu. Tropi'nin koleksiyonu. Bosfori Kaykay mağazası yeni bir seri çıkardı. Görür görmez bayıldım ve iki tanesini alıp koleksiyonuma kattım. Demek Tropi almış. Gördüm ki genç balıklar bu özel kaykayı çok beğenmiş. Ona sahip olmak için yüzgecinden geleni yapıyor. Ben de koleksiyonumun bu iki özel kaykayından birini park yarışını tamamlayan takıma vermeye karar verdim. Gençleri, çocukları mutlu etmek gerek, öyle değil mi? Çok iyisin Tropi. Evet, görüyorum ki takımlar yerini almış. O halde yarış başlasın. 1, 2, 3 başla. Bulacaksın Viva. Arabaya devam et. Tekrar topların içine dal. Yapabilirsin. Balon. Evet, iki takım da güzel bir başlangıç yaptı. Anahtarları bulup ekip arkadaşlarına verdiler. Bakalım kapıyı açıp tahtalara ulaşabilecekler mi? Oy, küçük olanı dene de. Küçük olanı. Sakin ol Tuti, yapacaksın. Başardım. Maceracı yüzgeçler takımı oldukça iyi gidiyor. Sandığın içinden tahtaları aldı. Babu'ya verdi. Bakalım Babu tahtalardan kule yapabilecek mi? Çok iyi gidiyorsun Babu. Oy, bitirmek üzere olsun da. Babu kuleyi bitirdi. Şimdi birini test etmesi gerekiyor. Evet, çupa kulenin üstüne çıktı ve kule yıkılmadı. Şimdi sıra zıplamada. Boğaza zıplayıp simidi alan oyuncunun takımı yarışı kazandı. Ve yarışın kazananı maceracı yüzgeçler takımı. Hediyenizi alabilirsiniz. Bu özel su kaykayı artık sizin. Çok da büyük. Hemen kullanmak istiyorum. Ama bu gitmiyor. Bir de ben deneyim. Gitmiyor. Başak Murta. Ah çocuklar, biliyor olmalısınız. Bu özel bir su kaykayı kaymak için değil, koleksiyon yapıp saklamak için. O kadar işi boşa mı yaptık biz? Simit bile sattık bu kaykay için. Anneciğim bak, bana balonu bu balıklar aldı. Teşekkür ederim çocuklar. Sizler çok iyi balıklarsınız. İyi ki çalışmışız. Bir sürü küçük balığı mutlu ettik. Evet, baksanıza nasıl da tatlılar. Bu koca su kaykayını ne yapacağız şimdi? Ben almam, çok büyük. Kaymıyor da üstelik. Bana verin, ben bundan çok güzel bir icat yaparım. Babu'nun gözünden. Bugün benim için çok özel bir gün. Çünkü bugün baloncuk kutlamaları başlıyor. Dünyanın tüm sularında ne kadar çok baloncuk ustası varsa Bosfori'ye gelecek ve hünerlerini gösterecek. Bazı baloncuklar çok küçük oluyor. Onları peşinden yüzüp yakalamaya çalışıyoruz. Haha, bu çok eğlenceli. Kimi baloncuk ustası renkli baloncuklar yapıyor. Kimi de büyük hem de çok büyük baloncuklar yapıyor. Bu kutlamaya katılmanın iki şartı var. Birincisi şık olmak, ikincisi de baloncuklarla eğlenmeyi bilmek. Viva! Benim çıkmam lazım. Merhaba arkadaşlar.
Oy Biba, papyon çok yakışmışsa. Teşekkür ederim Taka amca. Evet, işte hazırız. Herkes hazır olduğuna göre artık baloncuk kutlamasına gidebiliriz. Bir dakika, bir dakika. Babu nerede? Bilmem. Bugün hiç görmedim. Oy. Bence o hepimizden önce gitmiştir baloncuk kutlamasına. Hadi biz de gidelim hadi. Yok olmuyor. Ne yaparsam yapayım faydası yok. İyi görünmüyorum. Baloncuk kutlamasına bu halde gidemem. Yok olmaz. Aa, böyle de pek iyi göremiyorum. Nerede benim fotoğraf makinem? Bakalım nasıl çıkmışım. Çok iyi. Kesinlikle gözlüksüz gitmeliyim. Ama böyle de iyi göremiyorum. Ne yapacağım ben? Atlas Okyanusu'ndan buralara sizlere bu değerli baloncuklarımı göstermek için geldim. Benim baloncuklarım şekil şekildir. Ne kadar güzel. Yıldız şeklinde. Hiç böylesini görmemiştim. Harika. Şimdi de sizlere dünya sularının en büyük baloncuğunu yapacağım. Tüm Bosfori balıklarını içine alabilecek kadar büyük bir baloncuk. Bakın yapıyor. Büyük bir baloncuk. Hadi içine atlayalım. Ben atladım bile Biba. Bizi de bekle Çupa. Oy, ben de geldim da. Biba gelsin mi? Oy, atla da. Birazdan pırt eder düşeriz zaten. Hadi Biba yapabilirsin. Yaparım tabii, yapacağım. Bu ne güzel bir baloncuk böyle. Ay aman aldı beni içine. Yükseliyoruz. Hadi Biba. Çabuk olmalısın. Tamam tamam şimdi geliyorum. Merhaba Biba. ben yaptım. Baloncuğun içindeyim. Hem de çok büyük bir baloncuk. Daha önce hiç bu kadar uzun süre durabilen bir baloncuk görmemiştim. Çok şey kaçırdım. Bosfori dünyası belki de tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir baloncukla karşılaşıyor ve ben orada değilim. Hemen gitmeliyim. Gözlüksüz kesinlikle daha iyiyim. Ben de herkes gibi iyi ve şık görüneceğim. Bekle beni Bosfori. Oy! Oo, bu da neydi? Kapı neredeydi? Neye çarptım ben? Dur bırak beni. Otomatik boyama makinesi galiba. Çıkmam lazım buradan. Ne yapacağım ben şimdi? Kim bilir ne hale geldim. Olamaz. Bu halde nasıl giderim kutlamaya? Gagama batırı pıtladın mı? Hayır hayır sakın yapma. Nerede kaldın Babu? Kaçtı maceranın çoğu. Neden yoksun yanımızda? Neden? Çok seviyoruz seni en derinden. Çalışkan Babu, seni akıllı Babu. Sen ve icatların ya olmasaydı Babu. Ne yapardık ki biz bu sularda Babu? Babu, sen ve icatların ya olmasaydı Babu.
Babu, sonunda geldi. Ha, beni fark etmedi galiba. Ha, renkli baloncuklar. Ne kadar değişik baloncuklar bunlar. Hiç patlamıyorlar. Babu, ne yapıyorsun böyle? Baloncukların keyfini çıkarıyorum Biba. Meyve kasasının içinde mi? Meyve kasası mı? Ben çok özür dilerim. Yanlış görmüşüm. Babu, dur, nereye? Herkes çok şık ve çok iyi görünüyor Biba. Bu baloncuk kutlaması, unuttun mu? Ama ben böyle gözlüklerle kendimi hiç şık hissetmiyorum. Ah, bu da nereden çıktı Babu? Gözlüklerin sana çok yakışıyor. Bence oldukça iyi görünüyorsun. Hı, gerçekten mi? Ben seni gözlüksüz düşünemiyorum Babu. Bence onları hiç çıkarmamalısın. Bir dakika, bu da ne böyle? Neler oluyor Babu? Boğaz'da bir kaza olmuş ve oyuncak yüklü çok ama çok büyük bir kasa şu anda tam olarak Bosfor'a doğru ilerliyor. Oh, ama nasıl? Bir saniye, hatta tam olarak kutlama alanının üstüne düşüyor. Herkese haber vermeliyiz, ben gittim. Bunu engelleyecek bir şeyler bulmalıyım. Ha, düşün Babu, düşün. Neler oluyor? Sevgili Bosfor sakinleri, sizleri telaşlandırmak istemem ama bir gemiden düşen çok ama çok büyük bir kasa üstümüze doğru geliyor. Kaçın! Yazıyor, yazıyor! Bosfor dünyasının büyük bir tehlike altında oluşu yazıyor. Kaçın! Merak etmeyin, şimdi halledeceğim. Babu! Babu! Yetenekli çocuk. Kurtar Bosfor'u Babu! Tuttum, yakaladım ama çok ağırmış. Yük robotumun ayarlarını değiştirmem gerek. Yavaş yavaş aşağı indir bence Babu. Hayır! Kaç küçük balık! Ha? Bu baloncuk bu kadar yüke dayanmaz! Baloncuk ustası, teşekkürler Babu. Her şey planladığım gibi. Başlıyoruz. Bu büyük kasayı sularımızdan çıkaracağım. Hop. Tebrikler Babu. Tebrikler Babu. Sen de iyi çıkardın. Çok iyiydin. Babucuğum, herkesin çok merak ettiği bir şey var. Nasıl fark ettin üzerimize düşmekte olan koca kasayı? Gözlüğümle. Aa, ne kadar güzel. İyi ki gözlüğün var Babu. İyi ki var gerçekten. O olmadan dışarı asla ama asla çıkma. İşte bu harika.